Rahatınıza bakın efendim. Şöyle deliksiz bir uyku uyuyor. Oh! Ne yapıyorsunuz efendim? Yoksa gene ilaç mı içirdiniz anneciğime? Şu kadarcık bir şey efendim. Yarım hap fena mı? Zaten savaş korkusundan günlerdir uyuyamıyordu kadıncağız. Sürekli Amerikan uçaklarının bombardımanı sorup duruyor. Örttüm üstünü de. Siz ne yaptınız öyle? Helva yaptım. Sıtkı Bey'in rahmetli teyzesinin 52. günü onun için. İyi yapmışsınız efendim, iyi yapmışsınız. Değer. Hakikaten ikisi de en yakın dostlarımız bizim. Kayınvaliden de uyusun mışıl mışıl. Belki rüyasında altınların yerini görür de. Delirdiniz mi efendim? Siz aklınız fikriniz altınlarda. Anneciğimi istihareye mi yatırıyorsunuz yoksa? Şşşt, bağırmayın da uyusun. Dolaşma senin ayak altında. Musibet. Kimdi o gelen İbrikçi? Cafer uğradı Cenab-ı Hak. Sami Bey haber göndermiş. Teyzemin 52. ölüm günü münasebetiyle ziyaretimize geleceklermiş. Ayla Hanım da helva pişirmiş. 52 gün mü? Hayret. O kadar olur mu rahmetlinin gideli? Yapma abi. Başımıza bu işleri sen açtın bir de dalga geçiyorsun ya. Sen de çok becerikmişsin İbrikçi. Bir türlü kaçamadık şu orta halliler apartmanından. Çekeceğim bunu abi. Bırak bunları da yardım et canım abi. Toplayalım ortalığı, misafirlere mahcup olmayalım. Hamalatlığın tutmuşken sen devam et. Ben biraz düşüneceğim. Aa, ne düşüneceğim? Şimdi de amcamı mı öldüreceksin? Kafamı karıştırma lütfen. Çekemem şimdi Sami'yi. Ya da Ayla Hanım'ın o iç paralayıcı hıçkırıklarını. Üstelik evimizi alın diye sıkıştıracaklar bizi. Şöyle bir şey yapsak mı? Mesela ben hastalansam, yatıyormuşum gibi. Hı? Bir de başımıza hastalık çıkarma Cenab-ı Hak. Zaten senin o küçük beyaz yalanlarının cezasını çekiyoruz. Keyfimden mi söyledim? Keşke dilim dolansaydım da bir şey söylemeseydim. Sen de insanın yanında hiç koşmuyorsun ki. Geldiler işte. Bak böyle, bak böyle. Gidelim. Aç kapıyı, bir işe yara. Buyursunlar efendim. Rahatsız etmiyoruz ya. Rica ederim Sarpişim, ne rahatsızlığı. Dört gözle sizi bekliyorduk. Helva yaptım size Cenab Bey. Ah, ne kadar naziksiniz hanımefendi. Niye zahmet ettiniz? Sıtkı Bey'in teyzesi için efendim. Tatlı yiyelim, tatlı tatlı analım rahmetliyi. Duydun mu İbikçi? Al teyzenin helvasını. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Afiyet olsun. Ellerimle yaptım. Hem de ellerinizle. Bizi mahcup ettin zahmet. Ayakta kaldınız, buyurmaz mısınız? Nasılsınız efendim? Görüşmeyeli. Bildiğiniz gibi hanımefendi, hala Sıtkı Çılman'ın teyzesinin ölümünün üzüntüleri içindeyiz. Ya, üzülmemek elde mi efendim? Allah sabırlar versin efendim, Allah sabırlar versin. 52 gün geçti, hala bu veraset ilanı çıkmadı mı? Aslında 52 günde değil canımın içi, daha fazla. Olsun efendim, ben 52'si niyetine yaptım helvayı. Yersiniz afiyetle. Kayınvalidem de 40 Yasin okudu teyzeniz için. Allah kabul etsin efendim. Amin efendim, amin. Şey diyecektim, şu 90.000 doları ne zaman alabiliriz acaba? Bilmem, ne zaman verebiliriz Cenab abi? Ha, o konuyu biraz daha konuşsak Serpil'ciğim. Dolar aldı başını gidiyor, sen de o kadar insansız olma. Ayrıca bu evde 50.000 dolar etmez. Aman efendim, ne yapıyorsunuz? Ben açarım canım abi, sen pazarlığa devam et. 300.000 dolarınız olduğunu duydular ya, geleniniz gideniniz çok olur artık. Hakikaten haklısın Serpil'ciğim, herkesin aklı, fikri parada. Buyurun Şengül Hanım. Merhaba kız. Hoş geldiniz hanımefendi. Size değil kız, Sabri Hoca'ya geldim. Ay aşk olsun kız. Yani sen de benden mi kaçıyorsun ne anlamadım. Eve gittim, kapı duvar. Hani klip çalışacaktık ay. Çalışırız efendim uygun bir zamanda, merak etmeyin. Buyurun da. Şimdi sizin klibinizin sırası değil efendim. Biz Cenab Bey ziyarete geldik. Helva da getirdik. Üstelik önceden randevu da aldık. Böyle damdan düşer gibi gelmedik. Allah canını almasın kız. Beni görünce tuttu gene gıcı. Aslında biz bu kapıyı hep açık bıraksak İbrikçi. Ben geldim. Onu görüyoruz da delikanlı. Niye geldin? Moralim bozuk Cenab-ı Hak. Çok rica ediyorum. Bizlerin de moralini bozma. Hadi eline git hadi. Burada bak bir şey konuşuyor. Hey millet, duydunuz mu? Amerika Afganistan'ı bombalamaya başladı. Ha, onlar bayağı
patladı. Bir sene eskidir. Celil'ciğim dikkat et de çıkarken eşeğe takılma. Yavaş ol. Daha yeni geldin. Hem sen kimin evinden kimi kovuyorsun be? Bak bu doğru. Şengül ablam da ben. Ha? Buradayım kız. Kulüp çalışacağız. Hayır efendim. Çalışmayacaksınız. Ali teyze de burada. Ne tatlı. Git başımdan. Bak babana öyle sapık sapık. Evladım uzak dur. Bir de seninle uğraşmayalım şimdi. Kız çocuğun bir şey yaptığı yok ki. Siz de taktınız ha. Hadi hadi. Yandım yandım katilime. Hadi Halis. Annen seni çağırdı. Hadi. Ben de kalıp çalışacağım. Bana ne? Biranız var mı biranız? Celil'ciğim rica edeyim. Hiç olmazsa sen biraz. Benim adım Cemil. Kimse beni sepetleyemez. Hem biramızı içeriz hem çalışırız. Klipte ben de oynuyorum. Cemil! Ah eyvah Semih! Hah şimdi o seni oynatmasını bilir. Nerede o Allah'ın cezası? Burada senin teyze bak saklanıyor. Sen kendi işine bak. Müzebirlik yapma. Cemil buraya gel dedi. Bak çok fena yapacağım. Afganlar teslim bayrağını çekti Semih. Sakin olun efendim. Buraya biz bir şey konuşmaya geldik. Gidin efendim önce biz geldik. Helva da getirdik. Görüyorsun değil mi şu manzarayı? Beğendin mi yaptın? Al bakalım. Aa, özlemişim Türkan Hanım çikolatalı kahvesini. Eline sağlık. Babacığım bana da bana da. Birisinin ağzının tadını köktü o. Aa gül. Babam dükkanı sultanın üstüne yapıyormuş. Ha, o kadar kolay değil Cafer. Vallahi tepemi attırmasın, hepsini kefen parası yaparım o yılana. Burhan! Ne şey var? Artık bir dakika niye yalnız kalamıyoruz? Ay, yemedik kız kocanı, iki dakika konuşup gideceğiz işte. Ay zaten yukarıda da bozum ettiğimizde, yani sakallığın yanında. Buyurun efendim, buyurun. İçeride konuşalım bunları. Anneciğim, biz geldik. Barmin efendim daha uyuyordur herhalde. Buyurun. Aa, hiç ses yok. Ay bir şey olmasın kadına? Allah göstermesin. Anneciğim. Anne! Ah, 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 anneciğim! Aman Allah'ım. Ah, teyze kız ne oldu sana? Ay ne olacak? Düşmüş işte. Anneciğim. Eyvah eyvah. Bir tarafını kırmamıştır inşallah. Şu Türkan Hanım. Çikolatalı kahvesi de. Afiyet olsun. Şimdi gidip telefon açacağım babama Cafer. Yani malını mülkünü olduğu gibi Sultan Hanım'ın üstüne yapacakmış ha. Tüh. Vallahi öyle bir şey yapsın. Bir daha baba demem yüzüne de bakmam. Babacığım Halil pazarlama. Kız kapıcı koş yetiş. Efendim buyurun. Teyze düşmüş kaykılmış. Öyle gözlerini tavana dikmiş bakıyor. Ne? Anam. Ölmüş mü yoksa? Ay ben bakamam. Bilmem canım yataktan düşmüş işte. Koş doktoru çağır. Koş gül. Antibiyotiği günde iki kere alacaksınız. Türkan abla, Türkan abla yetiş teyze düşmüş. Aa, düşmüş mü? Eyvah. Özür dilerim Gül İlgiler. Gel kız gel hali çok kötü teyzenin. Ha geldiniz mi efendim? Ah, nasıl teyze? Yatağına yatırdık ama efendim baygın gibi. Nasıl oldu bu iş? Bilmiyoruz efendim biz Cenap Bey'lere çıkmıştık. Teyze yüzünüzden oldu efendim. Bir geldik böyle yerde 2.80 yatıyordu. Biz giderken mışıl mışıl uyuyordu efendim. Herhalde tuvalete kalkarken dengesini kaybetti. Konuşmayın efendim. İçirdiniz anneciğim o hapları. Onun için düştü. Ay, bir yeri kırıldı mı acaba kadının? Bilmiyoruz Şengül Hanım. İzin verirseniz anlayacağız. Ay. Geçmiş olsun beyim hanım. Geçmiş olsun güle güle. Ne oldu teyze Cafer? Merak ettim. Bilmem ben de merak ettim. Türkan Hanım içeride çıkmadı da. Ay inşallah bir yeri kırılmamıştır yani ha. Aa, öldü mü yoksa? Ay aman. Ay ben bakamam. Hadi geçmiş olsun kız. Gene ucuz atlattınız ha. Efendim çok teşekkür ederiz. Zahmet oldu. Aman efendim ne zahmeti. Beğendiniz mi efendim yaptığınızı? Anneciğim sizin yüzünüzden kalça kemiğini kırdı. Ay. Anam kalça kemiği mi kırılmış? Ne diyorsunuz efendim? Kırılmış mı sahiden? Galiba Sabri Bey. Ama röntgen çekilmeden emin olamayız. Ayrıca teyzeyi bir ortopedistin görmesi gerekli. Aman efendim nereden bulacağız şimdi ortopedist? Gezici ekipler var. Telefon edersek biri gelir. Portatif
Röntgen cihazları da oluyor yanlarında. Fazla para isterler mi acaba? Kadın ölmek üzere bu para düşünüyor hala. Aman başka ne düşünecek vicdansız domuz? Canisiniz siz efendim. Böyle zamanda para mı düşünüyorsunuz? Ay yani kız hoca artık sen de kıy biraz paraya. Mezara götürecek parayı. Efendim yanlış anladınız. Konuşmayın efendim. Zaten anneciğim sizin yüzünüzden düştü. Paraya kıyamıyorsanız bir ambulans çağıralım Sabri Bey. Vakit geçirmeden bir hastanenin acil servisine kaldıralım teyzeyi. Hah tamam efendim çağıralım. Ne gerekiyorsa yapalım.